Sevgili dostlar merhaba ben Rıdvan. Kanalıma ilk defa geliyorsanız eğer aşağıdan abone ol ve zil butonlarına tıklarsanız sevinirim. Hikayenizi göndermek için ekranda görülen iletişim adreslerinden lütfen ulaşın. Hikayeleri dinledikten sonra beğenmeyi, küçük bir yorum bırakmayı ve hatta paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalda ne kadar çok etkileşim olursa videolarım daha farklı kişilere gösterilir. Son olarak kanalıma maddi destek sağlamak isterseniz aşağıdan teşekkürler butonunu kullanabilirsiniz. Şimdiden keyifli dinlemeler dilerim. Selamünaleyküm. Benim adım Selçuk. Kanalınızı yakından takip ediyor. Video paylaştığınız anda ilk izleyenlerden biri ben oluyorum. Yıllar önce bizim de başımızdan dinlediklerimize benzer bir olay geçti. Ama göndermekle göndermemek arasında kaldığımdan bugüne kadar atlatıp durdum. Geçenlerde bizimkine yakın bir hikaye dinleyince dayanamadım ve yazmaya karar verdim. Umarım hikayede geçen kişi ve yaratlarını değiştirmemizin sizin için bir mahsuru yoktur. Bu konuda affınıza sığınıyor ve daha fazla uzatmadan olanları anlatmaya geçiyorum. Biz Kayseri'nin bir köyünde yaşıyoruz. Köyde dededen kalma eski bir evde yaşıyorduk. Bu evi babamın babası olan Muhsin dedem yapmış. Babam ve kardeşleri hep bu evde doğmuştu. Zamanla herkes kendi evine geçtiği için bu ev bize kalmıştı. İki katlı olan bu köy evinin alt katında mutfak, kiler ve giriş holü, üst katında da yatak odaları vardı. Annem sürekli babama evin eski yerlerinin düzeltilmesini, akan ya da yıkılan köşelerin tamir edilmesini söylüyordu. Babamın elinden bu işler pek gelmezdi ama yine de yapmak için çabalardı. Ben de fırsat buldukça ona yardım etmeye çalışırdım o sene büyük bir işe kalkışıp küçük odayı daha doğrusu mutfağın yanındaki kileri boşaltıp tuvalet ve banyo yapacaktık. Normalde evin tuvaleti dışarıdaydı ve bu bizim hoşumuza gitmiyordu. Özellikle kız kardeşim Merve büyüdükten sonra annem bu konuda rahatsızlık duymaya başladı. Kardeşim gece tek başına tuvalete çıkarsa başına bir şey gelebilir diye annem çok endişe ediyordu. Babam da en sonunda okullanmadığımız kileri yıkıp tuvalete Kenarını da banyoya çevirmeyi planladı. İlçeye gidip malzemeler aldı. Annem ona ne kadar usta tut dese de babamın yine inadı daha doğrusu cimriliği tutmuştu. Bütün malzemeleri bir şekilde tamamladı ve tamirata girişti. İlk başlarda ona yardım etsem de daha sonra babamın huysuzluğu ve benim yaptığım işi beğenme işinden dolayı sabah erkenden evden kaçıp hayvanlarla ya da başka işlerle ilgileniyordum. Babam böyle işler yaparken çekilmez bir adam oluyordu. Hatta bir keresinde bir fayansı duvara sabitlerken annem ona çay getirmişti ve babam annem onun dikkatini dağıttığı için kızmıştı. Annem ona sürekli sen de başımıza mimar Sinan oldun diyor. Babam da ee ne yapalım sonuçta hemşeriyiz. O da Kayserili ben de Kayseriliyim diyordu. Babam bir şekilde ne yaptı ne etti tuvaleti banyoyu bitirdi. Neredeyse iki hafta uğraştı ama sonunda başardı. Bizi sürekli oraya götürüyor, şurası güzel olmadı mı, burası harika olmadı mı diye şovunu yapıyordu. Bazen evde onu bulamayınca banyonun oraya giderdim ve babamı ona göre şaheser dediği banyoya bakarken bulurdum. Bu işle fazlasıyla gururlanmıştı. Günler böyle geçip gidiyordu. Köyden birkaç sene önce taşınmış olan büyük halamların bize geleceği haberini almıştık. Hem babasının mezarını ziyaret edecekti hem de bir iki gece bizde kalacaktı. Bu ziyaret bizim için de iyi olacaktı. Halamı uzun zamandır görmüyordum. Kendisi biraz huysuzdu ama beni severdi. Ertesi gün halam ve oğlu Harun abim bize geldiler. Mezarlık ziyareti, eş dost ziyareti derken akşam olmuştu. Yemekten sonra biraz oturduk ve geç olunca hepimiz yattık. Gece bir ara bir barışa uyandım. Benimle beraber babamlar da odalarından çıktı. Ses alt kattan, mutfağın oradan geliyordu. Hızlıca merdivenlerden indik ve halamı mutfağın orada duvara yaslanmış titrerken gördük. Harun abim annesine ne oldu anne neden bağırdın diye sorular soruyordu. Ama halam gözlerini ayırmadan mutfakta yeni banyonun oraya bakıyordu. Harun abim onu sarsarak sirkeledi ve halam hızlıca bir iç çekip bize dönüp baktı ve babam dedi. Babam ona babama ne olmuş abla diye sorunca halam babam buradaydı. Kanlı canlı buradaydı. Burada durmuş bana bakıyordu dedi. Babam rüya görmüşsün abla. Bugün hep beraber babamın mezarına gidip dua ettik ya. Nasıl oldu da babam kanlı canlı buradaydı abla dedi. Halam tüm ciddiyetiyle babama döndü ve sana babamı gördüm diyorum. Tam şurada durmuş bana bakıyordu. Ona baba burada ne işin var? Buraya nasıl geldin deyince yüzüme çok korkunç bir şekilde güldü. Hayatımda babamı hiç bu kadar korkunç görmedim dedi. Babam yine ona abla gördüğün babamız değildi. O bir rüyaydı. Belki de hayaldi. Sen en iyisi çık geri yat. Bak bugün buralara tekrar gelince etkilendin. Bugün bir sürü ölmüşümüzün mezarında dua ettik. Ondan dolayı rüyana girmiştir. Hadi gidin yatın dedi. Halam ağlamaklı bir halde hızlıca yanımızdan geçti ve odasına çıktı. Sanırım ona inanmadığı için babama kızmıştı. Onun ardından biz de odalarımıza çekildik. Ben hala olanları anlayamamış ne olduğunu düşünürken annem kendi kendine bu evde bir Kur'an okutmamız lazım diyordu. Alamlar sabah erkenden toparlanıp gittiler. Annem ve babamın ne kadar ısrarları olsa da alam bir an önce buradan gitmek istiyordu ve kahvaltı bile yapmadan buradan ayrıldılar. Eve girdiğimizde babama Baba ya halam belki gece bir şey görmüştür. Belki bir gölge, belki bir karartı dediğimde babam bana halan iyice yaşlandı oğlum, iyice bunadı. Bu yaştan sonra artık ne gördüğünü ne duyduğunu da sürekli karıştıracak. Ona ne kadar rüya gördün desem de görmedim mi bana inanmadı dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra biz bu olanları artık unutmuştuk. Bir gece eve geç gelmiştim. Köyde arkadaşlarla oturup kola çekirdek yapmıştık. Eve geldiğimde tüm ışıklar sönüktü. Biraz içim kıyıldığından mutfağa gidip bir şeyler atıştırayım dedim. Sokakta köpekler deli gibi havlıyordu. Uzun süredir seslerini böyle çok duymamıştım. Mutfağın oraya geldiğimde kız kardeşimi mutfak çöpünü karıştırırken gördüm. Yere eğilmiş sanki bir köpek gibi kafasını çöpe sokmuş bir şey arıyordu. Onu görünce kala kaldım kafasını çevirip bana baktığı zaman yüzünde korkunç bir gülümseme vardı. Hayatımda ilk defa birinin gülüşünden korkmuştum. Bana "Abi, senin de karnın acıkmış. Hadi gel beraber bir şeyler yiyelim. Otur yanıma." dedi. Ben hiçbir şey söyleyemiyor, öylece ona bakıyordum. Yine o korkunç haliyle gülümsedi ve "Hadi gel, yoksa ben hepsini bitireceğim." dedi ve kafasını çöpe geri soktu hemen geri kaçıp oradan uzaklaşmak hem de babamlara haber vermek istedim. Merdivenlerden çıkarken merdivenin başında kardeşimi bana bakarken gördüm ve irkilip kendimi geriye doğru attım. O an ayağımı boşluğa bastım ve merdivenlerden aşağıya düştüm. Neredeyse iki merdiven yuvarlanınca kenara tutunup kendimi durdurdum. O gümbürtüye annem ve babam koşarak odalarından çıktı ve merdivenlere koşup beni kaldırmaya çalıştılar.'' Tüm bunlar olurken kız kardeşim olduğu yerden bana bakıyor. Yine biraz önceki gibi pis pis gülüyordu. Annem ve babam beni kaldırmaya çalışırken benim gözüm merdivenin başındaki kız kardeşimdeydi. Daha sonra kız kardeşim ileri doğru yürüyerek onu göremeyeceğim bir yere doğru gitti ve artık onu göremiyordum. Annem ve babam bana ne olduğunu soruyor. Ağzım tutulmuş gibi onlara ne olduğunu anlatamıyordum. Derken aynı yere kız kardeşim geri geldi ve anneme anne abime ne olmuş diyordu. Birden konuşmaya başladım ve ona senin yüzünden düştüm. Hala anneme bir de ne olmuş diye soruyorsun dedim. Babam kız kardeşinin senin düşmende ne suç var oğlum? Sen kendin düşmüşsün. Görmüyor musun kız da şimdi bizim gibi odasından çıkıp geldi dedi. Babama ben mutfağa gittiğimde Merve orada çöpün içine kafasını sokmuş bir şey yiyordu. Hatta yerken beni de yanına çağırdı dedim. Kardeşim Çöpten yemek mi yiyordum? Benim ne işim var abi çöple falan? Sesi uyandım çıktım dedi. Annem kaygılı gözlerle bana bakıyor, babam durumu anlamaya çalışıyordu. Babam, geç saatlere kadar sokaklarda geziyorsun. Uyuman gereken saatte aylaklık ediyorsun. Bak vücudun zayıf düşüyor deyip suçu bende arıyordu. Annem hala başka bir sebep varmış gibi yavaşça ellerini birbirine vuruyordu. Babam beni yerden kaldırdı ve odama götürdü. Yatağıma yatarken annem yanıma geldi ve kulağıma kısık bir sesle ''Baban kabul etmiyor ama bu evde bir Kur'an okutmamız lazım. Bu olanlar hiç hoşuma gitmiyor.'' dedi. ''Vallahi anne sen bilirsin. Ne istersen onu yap. Ben yatıyorum. Kafam allak bullak.'' dedim ve yatıp uyudum. Sabah kalkıp işlerime baktım. Arkadaşım Hikmet'e olanları anlattığım zaman o da bana inanmadı.'' Yok ya, sen hayal görmüşsündür falan deyip beni geçiştirdi. Akşam olunca yemek yedik ve ben yine dışarı çıktım. Arkadaşlarımızdan Selim'in doğum günüydü ve ona kendi aramızda küçük bir doğum günü yaptık. Fatih arkadaşımızın annesi küçük bir pasta yapmıştı ve aramızda kutlama yapıp biraz eğlendik. Gece yarısına doğru evlere dağıldık. Bizim ev biraz köy meydanına doğruydu ve arada çok mesafe yoktu. Sırayla birbirimizi eve bıraktık. Ve tam ben eve girecekken evin arkasından bir ses duydum. O tarafa doğru gittiğimde evin köşesinde birinin tuhaf hareketler yaptığını gördüm. Yaklaştığımda bunun Hikmet olduğunu fark ettim. Biraz önce beni eve bırakan Hikmet'in burada ne işi vardı? Arkası bana dönüktü ama onun olduğunu fark edebiliyordum. Evin duvarına elini koymuş, uzun uzun nefes alıyordu. Arkadan onu kolundan tuttum ve kendime çevirmek istedim. Fakat kolu o kadar soğuktu ki elimin üşüdüğünü hissettim. Hızlıca elimi geri çekince Hikmet kendini bana doğru çevirdi ve yüzünde donuk bir ifade vardı. Bir iki saniye öyle konuşmadan birbirimize baktıktan sonra ona ''Hayırdır kardeşim neden buradasın?'' dedim. Hızlı hızlı nefes alıyor ama boş bakışlarla bana bakıyordu. Biraz suskun kaldıktan sonra bana ''Seni uyarmak için geri geldim'' dedi. Sesi biraz tuhaftı. Hikmet aramızda tek sigara içendi. Ama sesini daha önce hiç böyle duymamıştım. Yüzünde yorgunluk desem değil, uykusuzluk desem değil. Tuhaf bir bakışı vardı. Beni en çok rahatsız eden de kötü bir kokusu vardı. Birkaç saattir yanında olduğum arkadaşım şimdi o kadar kötü kokuyordu ki kendimi biraz geri çekmek zorunda kaldım. Kardeşim sen iyi misin? Biraz önce bir şeyin yoktu ama şimdi saçmalıyorsun dedim. Yine tepki vermeden bana bakıyor, sözümün bitmesini bekliyordu. Ben susunca yine aynı şeyi söyledi. Ben buraya seni uyarmaya geldim dedi. Hayır olsun oğlum, biri falan mı peşimizde dedim. Normalde güleç, yüzlü, her şeye gülen bir çocuktu. Şimdi öylece tepkisiz bana bakıyor, saçmalıyordu. Ne diyorsun abi sen? Ne için beni uyaracaksın dediğimde, yaptığınız yanlış için dedi. Abi böyle bulmaca gibi konuşma kurban olayım. Ne demek istiyorsun açıkça söyle dedim. Ben böyle onun ağzından laf almaya çalışırken arkadan bir ses duyunca irkildim ve arkaya dönüp baktım. Babam bahçenin başında bana bakıyor. Ne yapıyorsun oğlum orada diyordu. Hikmeti gösterip hikmetle konuşuyorum baba dedim. Babam hikmet mi? Peki hikmet nerede oğlum dedi. Burada ya baba işte dedim. Dönüp hikmeti göstermek istedim ama hikmet yoktu. Nasıl yani dedim. Duvarın dibinde olan Hikmet nereye gitmişti? Baba Hikmet şimdi buradaydı. Onunla konuşuyordum ama şimdi yok dedim. Babam yanıma geldi ve bana alkol falan mı aldın sen? İyi misin oğlum dedi. Yok baba ne alkolü? Valla buradaydı. Onunla konuşurken beni görmedin mi? Yanımdaydı. Tam burada duruyordu dedim. Babam ben tuvalete girmiştim. Tuvaletin camından sesini duydum. Kendi kendine konuşuyor gibiydin. Çıkıp sana bakmaya geldim. İlerden sana baktığımda duvara doğru bakıyor, kendi kendine konuşuyordun. Zaten daha sonra da sana seslendim dedi. Babam bunları anlatırken kafamı kaldırıp eve baktım ve tam da yapılan tuvaletin altında duruyordum. Daha sonra babamla beraber eve girdik ve odama girip yattım. Sabaha kadar uykum kaçtığı için uyuyamadım. Bana ne oluyordu böyle? Anlayamadığım şeyler yaşıyordum. Ertesi gün anneme ve bir sürü kadın getirdi ve beraber Kur'an okudular. Ben kadınlar rahat ben kadınlar rahat etsin diye hiç eve girmedim. Fakat o gün tuhaf bir şey olmuş. Kur'an okuyan kadınlardan biri Melahat teyzeydi. Yıllardır aynı köyde yaşadığımız üleç yüzlü, herkese iyiliği dokunan bir kadındı. Annemin anlatmasına göre Kur'an okumaları bitmiş, yaptıkları yemekleri yemeye sıra gelmişti. Melahat teyze üzerime çok ağırlık çöktü. Ben gidip bir elimi yüzümü yıkayayım demiş ve kalkıp aşağı inmiş. Biraz sonra Melahat teyze geri gelmeyince annem hem çayları tazelemek hem de ona bakmak için odadan çıkıp alt kata inmiş ve Melahat teyzeyi banyoyla mutfağın önünde yatarken görmüş. Diğer kadınlara seslenip hep beraber onu kaldırmışlar. Melahat teyze biraz sonra kendine gelmiş ve banyodan çıktıktan sonra ayağının paspasa takıldığını, dengesini kaybedip oraya düştüğünü anlatmış. İlginç olan Melat teyze yerdeyken onun başına birinin geldiğini ve ona buradan gitmesi gerektiğini söylemesiymiş. Melat teyze bu kişinin yüzüne bakmak istemiş ama baygınlık geçirip tamamen kendini kaybetmiş. Melat teyze bu kişinin bir erkek olduğunu yüzünü göremese de en azından sesinden bunu anladığını söyleyip duruyormuş. Kadınlar ona kafanı vurdun ya abla, ondan hayal gördün falan deyip onu geçiştirmiş. Bundan sonra birkaç gün pek bir şey olmadı. Sadece babam alet çantasında olan birkaç aletinin kaybolduğundan şikayet ediyor, sürekli bana soruyordu. Ben de bilmediğimi, zaten onun malının kıymetli olduğunu ve bu yüzden onun alet çantasına dokunmadığımı söylüyordum. Bu aletleri en son banyoyu yaparken kullandığını, bir daha bulamadığını söyleyip duruyordu. Annem artık bu işlerin üzerine gitmeye karar verdi. Bu evde bir şey var. Bak ileride bize zarar verecek deyip duruyordu. Babamla tartışıyordu. Bırak şu koca karı işlerini. Köydeki kadınlardan ne duyduysan etkileniyorsun. Kim bilir o kadınlar ne dedi diyordu. Birkaç gün sonra hayvanları otlatıp eve biraz erken geldim. Eve geldiğimde kapıda kadın ayakkabıları vardı. Anne yine kim eve topladın diye kendi kendime konuşurken üst kattan Kur'an sesi geldiğini duydum. Üst kata çıkıp kapının arasından odaya baktığımda yine bizim köyden Aynur teyzenin Kur'an okuduğunu gördüm ve o an kadının burnundan kan akmaya başladı. Olduğum yerde donup kaldım ve kadını izliyordum. Odadaki diğer kadınlar koşarak ona müdahale ettiler ve burnuna mendil koydular. O kadar çok kan akıyordu ki durduramıyorlardı. Hemen olduğu yerden kaldırıp kafasını geri yatıracakları bir yere taşıttılar. Ben bundan sonrasını göremedim. Kendi odama geçerken onların olduğu odanın kapısı açıldı ve annem telaşla aşağı indi. Biraz sonra bezler falan getirdiler ve zar zor kanı durdurdular. Akşam olunca annem olanları babama anlattı. "Ve bu evde bir şey var. Bak sana ikidir söylüyorum ama ben dinlemiyorsun. Yarın imam efendiye gidip durumu anlat." dedi. Babam artık annemin bu konudaki ısrarına dayanamayıp biraz da bıkıp tamam dedi. Gece odamda uyurken Alt kattan biri sanki odanın zeminine vuruyor gibi bir sesle uyandım. İlk başta pek anlamadım. Geri dönüp uyumaya devam edecektim ki yine tık tık diye bir ses geldi. Yataktan kafamı kaldırıp dinlemek istedim. Fakat ses kesildi. Tam yastığa kafamı geri koyacaktım ki yeniden bir ses duydum. Yataktan yere doğru eğilip dinlediğimde alt kattan değişik bir ses geliyordu. Benim odamın altı evin girişine denk geliyordu ve orada ses yapacak bir şey yoktu. Yataktan kalkıp odadan çıkacaktım ki birden biri oda kapımı yumruklamaya başladı. Korkudan kendimi geri yatağa atıp bağırmaya başladım. Baba, baba diye bağırıyor, yardım istiyordum. Kapıya yumruklar öyle sert vuruluyordu ki nasıl kırılmıyor ya da birazdan kırılacak mı diye korkuyla bakıyordum. Birden sesler kesildi ve babam hızlıca kapıyı açtı. Önde babam arkasında annem hızlıca içeri girdiler. Ben yasta sinmiş korkuyla onlara bakarken ki halimi gördüler ve telaşla yanıma gelip ne olduğunu sordular. Onlara olanların hepsini anlattım. Annem ağlıyor, babam şaşkın halde anlattıklarımı dinliyordu. Sabah ezanına kadar annem ve babam Kur'an okudular. Bu kadar gürültü olmasına rağmen kız kardeşim hala mışıl mışıl uyuyordu. Sabah babam imam efendiyle konuşmaya gitti. Birkaç saat sonra babam, imam efendi ve daha sonra onun ileriki köyden biri olduğunu öğrendiğimiz Tahsin adında epeyce yaşlı bir amca eve girdiler. Tahsin amcaya şimdiye kadar yaşadığımız her şeyi en baştan anlattık. Tahsin amca olanlara anlam veremiyordu. O gece bizde kaldı. Sabaha kadar dualar okuyup durdu. İlk başta bize yapılan bir büyüden şüphelendi. Etrafta bir şeyler arayıp durdu ama bulamadı. Babam onu evde köşe bucak gezdiriyor, bu arada yeni yaptığı banyoyu da gösteriyordu. Tahsin amcayla İmam Efendi sürekli konuşuyorlar ama işin içinden çıkamıyorlardı. Tahsin amca bir ara abdest tazelemek için banyoya gidip geri geldiğinde bize "Buldum çocuklar." dedi. Babam "Bize büyü mü yapılmış? Kim bunun sebebi Tahsin amca? Kim yapmış Allah aşkına söyle bana." dedi. Tahsin amca hafif bir gülümsemeyle babama baktı ve "Sen." dedi. Hepimiz şaşkın halde Tahsin amcaya bakıyorduk. Babam afallayarak ben mi? Ben ne yapmışım Tahsin amca dedi. Tahsin amca bilmeden ve fark etmeden onları evine davet etmişsin be oğlum. Açıkçası böyle bir şeyi nasıl yaptım bilmiyorum. Ama iyi niyetle başladığın bir iş az kalsın felaketle sonuçlanacaktı dedi ve anlatmaya devam etti. Mutfağın yanında eskidenkiler vardı öyle değil mi evladım dedi. Babam evet dediğinde Tahsin amca işte kiler olan yere banyo ve tuvalet yapmışsın. Buraya kadar her şey normal. Ama buraya yaptığın banyo ve tuvaletin giderini mutfağın giderine bağlarsan işte o zaman bazı şeyleri yanlış yapmış olursun. Mutfağın gideri ayrıdır. Banyonun gideri ayrıdır evladım. Mutfakta yıkanan bulaşıklarla banyodan gelen pis suyun aynı yere karışmaması lazım. Sen bunları birbirine bağlayarak karıştırmışsın evladım. Onlar bizim artıklarımızı severler ve çoğu zaman bunlardan beslenirler. Böyle pis ortamları sevdikleri için de evinize musallat olmuşlar. İşte bütün meseleniz bu. Şimdi ilk iş o banyonun giderini mutfak giderinden ayıracaksın. Ve ben evinize bazı işlemler yapacağım. Allah'ın izniyle bu beladan sizi kurtaracağız dedi. Babam hemen işe koyuldu ve Tahsin amcanın tarif ettiği her şeyi yaptı. Tahsin amca yaklaşık iki gün bizde kaldı. Bu süre zarfında dualar okudu. Evin her yerinde namazlar kılıp tesbihler çekip durdu. En sonunda da işi bitince bize veda edip evimizden ayrıldı. Onu yolcu ederken hepimize takmamız için muskalar yapıp verdi. Bize sürekli bir daha ne olursa olsun hayatınızda böyle şeyler yaşarsanız hemen Allah'a sığının ve dua edin dedi. Dilinizden besmeleyi asla eksik etmeyin dedi ve babama dönüp bir daha bir iş yaparken önce o işin görünen ve görünmeyen dünyaya ne gibi bir yararı ya da ne gibi bir zararı var ölç, tart, biç." dedi ve gitti. Babam hiçbir cevap veremedi. Çok şükür evimizde bir daha öyle şeyler yaşamadık ve babam bir daha kimseye yaptığı banyo hakkında tek kelime söylemedi. Daha doğrusu bir daha asla böyle işlere kendi karışmadı ve usta çağırdı. Annem ne zaman fırsat bulsa babama Az kalsın cimriliğin yüzünden başımıza neler gelecekti diyor. Babam suçunu bilip ona cevap vermiyordu. Annem bizim gibi bu olaydan mağdur olan Melahat teyze ve Aynur teyzeye olanları anlattı ve özür diledi. Sağ olsun onlar da durumu olgunlukla karşılayıp bize geçmiş olsun dediler. Tahsin amcanın o sözleri kulağıma küpe oldu ve hayatımın her anında her hareketime besmeleyle başlar oldum. Size de nacizane tavsiyem Aynen Tahsin amcanın bize dediği gibi Allah'ın adını ve besmeleyi dilinizden eksik etmeyin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah'a emanet olun.